Rusya'nın bilgisi olmadan böyle bir harekat olmaz. Yani harekattan çok top atışlarıyla oluyor. Tabii bir kere bizim şunu anlamamız lazım. O topraklar Suriye toprakları ve Suriye'nin kendi vatanını bütünleştirmesi Türkiye'nin yararına. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü biz Türk askeriyle, Türk ordusuyla tek başına sağlayamayız. Siz en son yakın zamanda görüştünüz mü kimseyle? Ben devamlı görüşüyorum. En son işte Sayın Beşar Esad'la görüşmemiz 2016 yılıydı. Ondan sonra şimdi de devamlı görüşüyoruz. Sayın Hakan Fidan da el muhaberatın başındaki kişiyle Ali Memlük'le görüştüler Moskova'da. Yani bir kere şunu anlamamız lazım. Orası Suriye. Ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlaması Türkiye'nin de kazancı ve... Peki burada ne oldu? İdlib'de ne oldu? Yani bu saldırı neden gerçekleşti? Şu anlaşılıyor. Rusya'nın bilgisi yani dahilinde yapıldıysa aldığımız bilgilerden şunu görüyoruz. Orada Suriye kasıtlı olarak onların yaptığı açıklamalar kasıtlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı top atışı yapmış değil. Oradaki terör gruplarını hedef alırken o terör grubu zanlıyla yaptıkları bir top atışından söz ediliyor. Yani tabii bu Suriye'nin kendi... Ya bizim birliklerimiz hedef alınmadı mı rejim tarafından? Mantıklı değil yani. Akıllıca bir şey değil Suriye açısından. Yani çok büyük hatalı bir uygulama. Tabii burada Suriye'yi de şiddetle eleştiriyoruz bu hatası dolayısıyla. Ama şimdi biz Türkiye'den olaya nasıl bakacağız? Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından PKK'nın temizlenmesi, oradaki diğer terör örgütlerinin temizlenmesi açısından olaya bakmamız lazım ve acil yakıcı olarak çözüm Türkiye'nin doğrudan aracı kullanmadan Suriye ile iletişim kurması, ilişki kurmasıdır. Yani niye biz yakınımızda ve bizim en yakın komşumuz ve tarihimiz beraber olan Suriye ile görüşmeleri, ilişkileri efendim Rusya üzerinden, İran üzerinden yapıyoruz?